Sabah e, Habertürk Televizyonunda e, gerçekleşen sabah yayınında e, Akit Medya grubu e, hedef tahtasına oturtuldu. Şimdi e, ben e, arkadaşlardan da rica edeceğim o görüntüyü. Bir yayınlasınlar. E, Neden de Habertürk e, TV'de e, hem izleyicilerimiz o görüntüleri e, öğrensinler, hem de arkasından. Sizin yorumunuzu e, almak istiyorum. E, verebiliyor muyuz arkadaşlar? Hadi o zaman oynatalım. Bunlara da dikkat etmek lazım. Yani bu, bu kadın hep ağlayan, beğenip, hep şey mağdur, şey. hep evde gösterilen kadın. Biz, evet, profili. Bir gazete var, Akit Gazetesi. Bir yazarı kadının nasıl dövüleceğini anlatıyor Metan. Yani kadının nasıl dövülmesi gerektiğini anlatan bir gazete var. Düşünün yani. Orada bir yazar gazete işte yazarın kendi görüşü gazeteyi bağlamaz gibi tartışmalar yaşıyoruz da zaman zaman. Ama hani bu mesele böyle hani e, kanun koyucunun ya da işte ne bileyim e, yargının tek başına çözeceği bir mesele değil. Böyle bir kesim var. Bu konuda çok uç, radikal görüşleri var, sapkın görüşleri var ve bunu bir şekilde bir, te, bir kesimin temsili olarak maalesef bize empoze ediyor. Yani bu konularda bir şeyler yapılması lazım. Sadece dizi filmler değil, ideolojik olarak kendini ayrıştırmış ya da konumlandırılmış medya organları bu tür şiddeti maalesef körüklüyor, destekliyor. Evet, neresinden cevap verelim? Cevap vermeye gerek var mı, yok mu? Kendi patronunun 5-6 yıl kadar öncesinde Kahramanmaraş'ta bir madende yaptıkları çalışmada 10 tane işçi toprağın altında kalmıştı. Hala o toprağın altından o işçilerin cesetleri bile çıkartılamadı. Onun üzerinden yayın yapan HaberTürk'te ben geylerin savunuculuğunu yapan yazarları biliyorum. Bilmiyorsa aktarayım kendisine. Pedofili hastası olan yazarları biliyorum. Aktarayım kendisine. Homoseksüelliği savunan adamları biliyorum. Geyliği, lezbiyenliği savunanları biliyorum ben. PKK'yı savunanları biliyorum. 50 bin insanın katili olan PKK'yı savunanları biliyorum. Ben kendisine aktarayım onları. Hem de öyle bir kere iki kere değil. Bu sözlerimi kabul etti. Akit'te kadınların dövülmesi gerektiğine yazan bir yazar var şeklindeki suçlamayı, eleştiriyi ne derseniz deyin. Ayet-i Kerime var o konuda. Ben suçlama olarak da kabul etmem. O ayeti kerimenin ayrıntılarını tartışırız ama yeri burası değil. Ama gazetede de akitte de çıkmamıştır. O akşamdan kalma herhalde. Kafası başka yerlere gitmiş. Akiti, akitin yazarı diyor. Onu arayana kadar ben Bülent Aydemir'e tavsiye ediyorum. Kendi televizyonunda, kendi gazetesinde şu an yayınına son verdiği gazete olarak geyleri, lezbiyenleri, PKK'yı savunan adamların peşine düşsün, kadınların peşine düşsün de eğer gazetecilik yapacaksa onu söylesin. Öyle sapkın, mapkın falan filan laflarıyla gündeme gelmesin. Sapkının kim olduğunu tüm dünya biliyor. İnsanlık tarihi boyunca sapkınlığın ne olduğunu, homoseksüellik olduğunu, geylik, lezbiyenlik olduğunu bütün dünya biliyor. Ama bir avuç Avrupalı bize dayattı diye şimdi bize üçüncü sınıf cinsiyet diye dayattıkları o işleri Bülent Aydemir kendi televizyonunda takdim edecek, güzelleyecek. Kendisi yapmasa bile diğer çalıştığı mesai arkadaşları yapacak. Sonra da bize kalkacak. Efendim kadınların dövülmesini destekleyen bir gazete vesaire var diye kendince, aklınca eleştiri getirecek. Ben bilmiyorum arkadaşlar gösterebilirlerse Habertürk'ün yayın hayatında olduğunda gazete olarak yayın hayatında olduğu dönemlerde yaptığı işte çocuğunu gayrimeşru bir hayatı var diye evinden kovan annenin yaptığının yanlış olduğunu belirten kendine de yargıtay kararını öne çıkartarak takdim eden yayınları var. Onlara baksınlar. Sabahtan akşama kadar gösterdikleri baldır bacak resimlerine baksınlar. Fotoğraflarına, videolarına baksınlar. Eğer utanması varsa Habertürk'ün internet sitesini şöyle bir açsın. Oradaki sadece ve sadece kadının bacağını göstermek için yapılmış haberlere baksınlar. Ondan sonra çıksınlar eğer bir söyleyebilecek yüzleri varsa kızarmamış bir yüzleri varsa çıksınlar bize de desinler ki ya siz de şunu yaptınız ama arkadaş desinler diyebiliyorlarsa eğer. Evet ee dediğiniz gazeteler bunlar mı Ali İhsan Bey? Bakın buyurun cinsel özgürlüğe yargı zırh oldu. 46 yaşındaki kızının sevgilisini sevgili ne güzel sevgili sevgili gayet güzel sevgili. Yani meşru bir şey bu sevgiden zarar gelir mi gelmez sevgilisi sevgilisini evden almak için dava açan anneye yargıtaydan red. Cinsel özgürlüğü kısıtlayamazsın. İlişki hakkı vardır. E sizler de bunun reklamına yani duymayanlara da böyle bir hakkınız var. Cinsel ilişki özgürlüğünüz var. E ondan sonra bunları savuna 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 sonra kadınla erkeğin ilişkilerini artık sokağa döktünüz. Sokağa döktükten sonra da ardı ardına cinayetler geldiğinde de çıktınız bizim karşımıza. Vay efendim cinayetler arttı. Niye? E Akit yayın yapmış. E buyur göster bakayım hangi nüshada, nereden ne bulacaksın da göstereceksin acaba diye merak ediyorum. Ama velakin ben PKK'yı yani dün iki tane şehidimiz, bugün sabahleyin tekrar şehidimiz geldiğine dair haber var. Her gün şehidimiz olan bir konuda haber Türk'ün PKK yanlısı, HDP yanlısı yayınlarını gözünün içine sokarım Bülent Aydemir'in. Orada MHP'liymiş gibi Habertürk ekranından yayın yapmakla ve efendim Devlet Bahçeli'nin çok yakınından aldığım bilgiler falan filan demekle olmuyor bu işler. Gerçekten hakkıyla sen bu ülkenin çocuklarına sahip çıkıyor musun? Askerine, polisine sahip çıkıyor musun? Çıkmıyor musun? O Habertürk'te ne işin var senin? Türk toplumunun ahlakını bozan bir internet sitesine sahip olan bir televizyonda senin ne işin var? kaçamak yaptım ama çeken alçak. İfadeye bakın. Habertürk'ün başlığına çıkacak şekilde bir ifade midir bu? Bu tahrik değil midir? Bu gayrimeşru yaşantıyı, hayatı teşvik etmek değil midir? Kadın oldum devlet ödesin. Erkekmiş kadın olmuş, gitmiş devletin hastanesinde ben efendim kadın olmak istiyorum. Şunu 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 şu ameliyatlardan geçmem gerekiyor. Bunu da devlet ödesin demiş bir tane kafadan çatlak birisi. Bunu da Habertürk duymayanlar da duysunlar. Böyle bir hakkınız var, böyle bir mücadele yapın diye. Yani toplumu homoseksüelliğe, ibneliğe teşvik edenlerin televizyonu, gazetesi olarak karşımıza çıkanlar şimdi gelmişler. Herkese laf söylemeye kalkışıyorlar. Evet.